Her türlü ihanet ve alçakça saldırılara, namussuzluklara rağmen vatanımız bölünmemişse, birçok organı ağır hasara uğratılmış olsa da Cumhuriyetimiz hala dimdik ayakta duruyorsa, bunları kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Çünkü onlar bu ülkenin temel direkleridir. Onlar bu vatan ve Cumhuriyet için her şeyi seve seve yaptılar. Bize düşen onları hem maddi hem de manevi olarak başımızın üzerinde tutmaktır. Bütün gazilerimize şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Yaklaşık 2 hafta civarında zaten operasyonlara sık sık çıkıyorduk. 31 Temmuz 2016 tarihinde öğlen saatlerinde bir anda üstümüze kurşunlar yağdı. Alt taraftan bizim mevziye ve yukarıdaki taraftan bize bir saldırı düzenlendi. İlk kurşunlarla beraber yanımda olan 3 tane arkadaşım gözlerimin önünde şehit oldu. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 21 yaşındaki jandarma komando Erdoğan Kaya'nın acı haberi memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine düştü. Yılmaz Hüsne Kaya çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan şehit jandarma Erdoğan Kaya'nın askerlik görevini bitirmesinin ardından uzman çavuş olarak askerde kalmayı istediği öğrenildi. Yakınları Kaya'nın bunun hayalini kurduğunu dile getirdi. ...1992 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel birliklerde görev yapmak şerefiyle, düşüncesiyle mesleğe girdim. Değişik kıta ve kurumlarda genelde terörle mücadele, birçok ücra bölgelerde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için birçok operasyonlara katıldım. 2007 yılında Tunceli-Bingöl arasındaki yapılan bir operasyon icrası sırasında ağır yaralandım ve malul gazi olarak Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldum. Bir pusu icrası sırasında zırhlı araçta uçuruma yuvarlandık. Uçuruma yuvarlandıktan sonra araçtan savrularak çıktık ve dere yatağında terör örgütlerinin bulunduğu o yerde yaklaşık 9 tane askerimle beraber 4,5 saatlik bir çatışma ortamının ortasında ağır yara olarak o bölgeden diğer unsurların gelmesiyle beraber o operasyondan sağ ve yaralı kurtulduk. Biz zaten bu mesleği seçtiğimizde ya şehit olacaktık ya gazi olacaktık ya da görevimizi dört dörtlük tamamlayarak yeri ve zamanı geldiğinde emekli olacaktık. Ancak söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Vatan sevdasının, vatana hizmet etmenin emekliliği olmuyor. O yaptığımız görev esnasında şehit olmak, gazi olmak durumu, duygusunu hep yaşadık. Ancak bunu biz hep bu duyguyla yaşadığımız için ve sonunun nereye gideceğini bildiğimiz için hiç sorgulamadık. Sorgulayacağımız tek şey bu vatana göz dikenleri sorgulamamız lazım. Biz onun sorgusunu dağda taşta mücadeleyle yaptık. Bu memlekette terörle mücadele ederken yaralanıp bedeninde şarapnel parçalarıyla, kurşunlarla yaşayan, her geçen gün metal zehirlenmesinden sağlığı kötüye giden fakat gazi sayılmayanlar var. Hem de sayıları hiç de öyle az buz değil. Yaklaşık 20 bin gazi sayılmayan vatan evladı var. O vatan evlatlarından biri de Veysel Bey, sizsiniz. Yıllardır vücudunuzda terör kurşunu taşıyorsunuz ve bu şekilde hayatınızı idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Kalbinizin bulunduğu bölgeye çok yakın o kurşun ve ben size hitap ederken gazim diyemiyorum. Çünkü gazi sayılmıyorsun. Gazilik mücadelesinden daha çok ziyadesi bizi üzen şey şu oldu. Biz terörle mücadele ettik. Ben 1993 yılında bunun altını çiziyorum. 20 yaşında devletim bizi askerlik çağın geldi diyerek çağırdı. Zorunlu askerlik görevimizi yaparken Şırnak'ta 23 Kasım tarihinde çıkan bir çatışmada sağ tarafımdan terörist mermisiyle yaralandım. 80 kiloyla girdiğim hastaneden 59 kilo olarak çıktım diyorsunuz. Bu kadar kiloyu nasıl kaybettiniz? Bu nasıl bir tedavi süreciydi?
Benim sağ tarafımdan giren mermi kalbimin arkasında kaldı ve ben iç kanama geçirdim. Yani dışarı kanım akmadı. 15 gün boyunca hiçbir yemek yemeden sadece ve sadece iç çıkama yoluyla. Raporlarda da var, hayati tehlikede attım. Kilo kaybım o dönemde hiçbir yemek yememek ve zaten vücudumda yorgun düşmesi sonucunda oluşan bir kilo kaybıydım. 15 gün yoğun bakımda kaldım Diyarbakır'da. Yaklaşık 20-25 gün sonra da çıktım. Daha sonra 45 gün hava değişimi kullandıktan sonra İstanbul Gassa Askeri Hastanesi'nde bir ay, 1,5 ay kadar da orada yattım. Yani orada yatmamın sebebi de şuydu, mermi alınabilir mi, alınamaz mı? Mermi çok riskli bir bölgede olduğu için alınamayacağına karar verdiler ve aynı şekilde yine askerlik görevime devam ettirdiler. 1997'de olağanüstü hal bölgesinde askerliğinizi yaptınız. Bu durumun bir takım zorluklarını yaşadınız mı? Çok. Yani hangisinden başlamak lazım onu bilmiyorum ama çok zordu. Tüm bu imkansızlıkların gerekçesi olarak o hal bölgesinde yaptığınız askerliği mi görüyorsunuz? Bu durum arkasında bir kasıt olabileceğini de düşündünüz mü? Tabii ki o hal ve oradaki o dönemin yoğunluğu ve operasyonların çok yoğun oluşuna da bağlamak isabetli bir düşünce olur. Orada haksızlık edilmez. Yapamam yani öyle bir şey. Ama burada aslında sorgulanması gereken şu. Gerçekten devletimiz yetersiz miydi o gün? Devletimiz güçsüz devlet hiç olmadı. Ben inanmıyorum. İnanmadım. Ne oldu mesela? Atamalar güçsüz oldu bence. Niye o kadar OHAL bölgesi vardı bizim ülkemizde Doğu'da ve Güneydoğu'da? Mesela bunu da sorulması gerekiyor. Niye vardı? Ne diyeyim yani başka bilmiyorum. Yani bu yönetimsel sıkıntının arkasında bir FETÖ yapılanması olduğunu düşündünüz mü? O yıllarda düşündünüz mü? Şimdi geriye dönüp baktığınızda bunu söyleyebiliyor musunuz? Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Hadi seyirleriz, patlatayım. Bahri Rampolat, ne varsa anlayacağız. Bahri Rampolat, bir tanesi. Polis arabalarını vuruyoruz, doğru mu? Polisleri vur, polisleri, evet. Sorular 1986'dan beri alınıyor askeri okullarda. 1993 yılında sınava girmeyen adam askeri okula giriyor ve kurmay binbaşı oluyor. Diyor ki örgüt, benim için diyor 4 tane önemli kurum vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı. Bu Türkiye'nin bir beka ve güvenlik sorunu. Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması genişleyerek devam ediyor. Burası çok keskin bir viraj olduğunu düşünüyorum şu anda sorduğunuz sorunun. O dönemde bir FETÖ vardı. FETÖ hep vardı. 82'den beri varlığı vardı. Hep bunu duyduk. Bir cemaat niye bu kadar güçlü olmak ister? Hoca dediğin zaman gider camiye, gelir evine, oturur. Bu ülke kadar güçlüyüz demelerinin veya böyle bir şekilde yaklaşmalarının hiçbir zaman cevabını anlamadım mesela. Destek görmediği kimse de yok. Herkesten destek gördü. Her kuşaktan destek gördü. Neydi bu? Neden bu? Bu hep benim için soru işaretiydi. Şunu soracak olursanız nerede vardı, nerede yoktu? Tabii ki bilemem. Niye yani neden? Cemaatsin, işine bak abi. Senin asayişte, genelkurmayda, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlıkta. Abicim senin ne işin var ya? İşine bak yani. Şimdi buradan yürüyebiliriz aslında. Bu sokak seni OHAL bölgesine kadar getirir. Bu caddeye çıktığın zaman bu caddenin sonunda o Doğu ve Güneydoğu'daki yaklaşık %35'i o halde ya. Yani 7'den sonra hayatın olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Kafana yatıyor mu mesela? Benim yatmadı hiç. Hiç yatmadı. Anlamak lazım ya. Siz vatani görevinizi nerede yaptınız? Nasıl yaralandınız? Bana o gün neler olduğunu anlatabilir misiniz? Evet. Bingöl Adaklı'da Sütlüce Karakolu'nda görev yapıyordum. Arkadaşlarım çoğu yaralandı. Ben de yaralı olarak biz Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Oradan da Ankara Gata'ya geldim. Bitkisel hayata girdim. Bir ay yattıktan sonra normal odaya aldılar. Ortalama 7 ay hava değişimi aldım. Ondan sonra dışarıdan ameliyat olmaya başladım. Halen şimdi vücuduma 6 tane şarapnel var. İki bacağımda, iki bacağımda. Çıkmaları imkansız. Büyük araştırma hastanelerine gidiyorum. Ameliyat olursanız diyor masada kalırsınız. Atar damarla şah damarın arasında çıkması imkansız. Ne yapacağım diyorum. Böyle devam edeceksiniz. Acılarla alışkın olmanız lazım. Böyle yaşamaya devam. Neredeydi o şarapnel parçaları? Ameliyattan birini sırtından aldılar, birini bacağından aldılar. İkisini de burnundan aldılar. Şimdi demek istediğim bu. İnsan canı bu kadar devlet sahip çıkmaz mı insanla?
İkisi devrem, biri komutanım olmak üzere toplam 3 tane askerimiz şehit oldu ve ben de o çatışmada 2 kurşunla ağır yaralandım. Bir kurşun sağ böbreğime isabet etti. Kanımdan gelip sırtımdan çıktığından dolayı sağ böbreğimi kaybettim. Diğer kurşun da sol baldır bölgeme isabet etti. Şimdi biz ilk kurşunlarla zaten yaralandık. Şehit olan arkadaşlarım ilk kurşunlarla ölümcül noktalardan isabet aldıklarından dolayı orada şehit oldular. Çatışma sırasında diğer mevziye kanlar içerisinde sürünerek kurtuldum. Arkadaşlarım da beni yol esnasında aldılar ve çatışma o anda devam ediyordu. Çatışma bittikten sonra arkadaşlarım beni yaralı halimle oradan yukarıya doğru taşıdılar. Tabii orada taşımadan önce arkadaşlarımızla helalleşme söz konusu oldu sıcağı sıcağına erken. Çok kan kaybediyordum. Mevziden battaniyeye sarıp beni kanlar içerisinde yola çıkarttılar ve yolda köylü arabasına bindirdiler. Bir asker arkadaşımın kucağında transitin içerisinde arka taraftaydı. Bir arkadaşımız da yaralandı, o da ön taraftaydı. Kurşun başından tam kenarından geçti, o da biraz yaralandı. Transitin arka tarafında asker arkadaşımın kucağında kanlar içerisinde transitte hastaneye yetiştirilmek için yola çıktık. Olayın esnasında tatlı bir uyku geliyordu. O sırada tabii iki kurşuna yaralanmışım. Arkadaşım terler içerisinde beni hayata tutundurmaya, uyutmamaya, beni bir şekilde konuşturmaya çalıştı. Hastanede de en son narkozu burnuma koyduklarını hatırlıyorum. Ondan sonra yoğun bakımda gözlerimi açtım. 4 kişilik mevzi içerisinde 3 tane arkadaşım, bir tane komutanım olmak üzere ikisi devrem şehit oldular. Mevziden tek kurtulan asker benim. Gazi sayılmayan bir diğer vatan evladı Melikşah Aktaş. Bingöl'de PKK'nın karakol saldırısında göğsüne 7 kurşun, vücudunun farklı noktalarına 10 şarapnel parçası isabet ediyor. 30 gün bitkisel hayatta kalıyor ve o 10 şarapnel parçasını da, o PKK kurşununun izlerini de yıllardır vücudunda, ruhunda taşıyor. Melikşah Aktaş 7 kurşun yiyen yaralı bir Mehmetçik oldu, kahraman oldu, yıllar geçti bir fabrika işçisi oldu ama bir türlü gazi olamadı. Melikşah Bey, siz neden gazi değilsiniz? Devletin sizi gazi yapmamasındaki gerekçe ne? Size ne söyleniyor? Ya şimdi uruz kaybı olması lazım. Yani benim bir tarafımın kopması lazım. Bacağımın kopması mı lazım? Kolumun kopması mı lazım? Adam diyor 10 tane parmağım var. İkisi kopuyorsa gazi sayılamıyorsunuz. Böyle bir düşünce olabilir mi ya? Ben o devlet için mücadele etmiş bir adamım. O hastanede o eziyetleri çekmişim. Bana vermişsin 15 gün iş kaybı. Ondan sonra da 100 bin lira para vermişler o zamanın parası. Artık süt parası mı ne parası vermişler. O zaman bankaya hesabıma yatmışlar. 100 milyon mu? 112 milyon mu ne para yatmışlar? Şimdi sus parası şöyle açıklayalım onu. Yaralanan askerlere, Mehmetçiklere devlet zaten böyle bir tazminat ödüyor. Bir nakdi tazminat aldığınızdan bahsediyorsunuz. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Evet, onun tarafından zaten bir 100 bin lira para yatırmışlardı o zaman, onu vermişti. Bacağımın kopması mı lazım? Zaten kopmasına da bir şey kalmış zaten. Arkadaşımdan giren şarapneliler bana girdi yani. Direkt ben şarapneli bana girmiş olsaydım, iki tane şuradan mermi yemiş, şarapneliymiş. Bacağımı zaten kopardı. Diyarbakır'da bacağımı kesecektiler zaten. O kadar siyahlaşmış, şişmiş, kangren olmuş diye hemen ambulans uçakla Ankara'ya kaldırdılar beni. Orada tedavi gördüm katıda. Her devlet beni düşünseydi zaten beni gazi yapardı. Zırhlar açtı, uçurma yuvarlandıktan sonra orada diğer yaralanan askerlerimize nazaran bizim durumumuz biraz daha iyiydi. Tabii ki ben de ağır yaralıydım. 10 millik hasarlı olduğum için sağ bacağımı hiç hissetmiyordum ve araçta sıkışıktım, sürünerek çıktım. Fakat başka ilerleyemedim. Benim yanımda bulunan Bülent'ti ismi, uzman çavuş kardeşimiz. Onun bacağı kırıktı, o bana göre daha iyiydi. Diğer askerlerimiz savrulmuştu yani. Onlara biz gece karanlıkta seslenmemize rağmen bizi duymuyorlardı. Aracın kulesinde bulunan askerin sadece kafası, o kahraman arkadaşımızın kafası omzuma dayanmıştı. İyiydi, o da sıkışıktı fakat o aracın içerisindeydi. Sadece onun ben kan kaybettiğini görüyordum. O kendi eliyle o yaralandığı bölge eliyle sürekli tamponda bulunuyordu. Tabii biz üzerimizden mermiler falan uçuşuyor. Mesafeler yaklaştıkça Türkçe konuşmalarını duyabiliyoruz. Bülent anlıyordu. Komutanım, bu şerefsizler kendi aralarında kahramanlık türküleri söyler gibi, işte sonları geldi, biraz daha üstlerine gidelim, işte biz de diğer tepecileri çağıralım, onlar da gelsin. O şekilde kendi aralarında konuştuklarını, kendi aralarında kritik yaptıklarını falan söylüyor. Fakat biz sessizliğimizi ve sükunetimizi orada koruyoruz. Onlarla belli bir yere kadar çatışabilirdik. Sonra ne olurdu? Ya biz orada şehit düşerdik. Gelirlerdi kafamıza, mermiyi basarlardı, sıkarlardı. Böyle ölmektense yerde yaralı vaziyette aslanlar gibi son nefesimize kadar çatışmak bizim için daha değerliydi. Biz korkusuzca savaşmayı öğrendik. Onun için Bülent'le İkimiz uzun süre direndik. Bizim tek bir şansımız vardı. İşaret fişeği. Onunla kendi yerimizi belli etmemiz gerekiyor. Çünkü artık çok ağır bir duruma geçmiştik. Takatimiz kalmamıştı.
diğer unsurların da bizi aradığını tahmin edebiliyorduk. Terör örgütlerinin seslerini de duyuyoruz. Onlar da kestiler. Dedik yapacak tek bir şey var. Türk askerine esaret yakışmaz, esir düşmek olmaz. Şakağımıza terör örgütlerinin namlusunu asla dayatmayız. Yaklaştıkları anda el bombasının pimlerini çekelim. İkimiz bir fırlatalım. Şehitlik mertebesine ulaşalım ve son nefesimizde de onlara haddini bildirelim. Böyle anlaştık. Yukarıdan bir sesler duymaya başladık. İşte Önder uzmanım, Bülent uzmanım, komutanım yukarıdan böyle birçok sesler. Ben fazla bağıramıyorum. Bülent bir taraftan terör örgütlerinin olduğu yere doğru ateş ediyor. Bir taraftan da buradayız, aşağıdayız, gelin diye bağırıyor. Sesimizi duyduktan sonra aşağı inmeleri, yukarıdan aşağı bir baskı atışı terörist unsurların ateşini kesti. Sonra onlar bir 20 dakika içerisinde yavaş yavaş aşağı indiler. Ve ilk yanımıza geldiklerinde onlarda da bir şok, üzüntü. Sonra hemen ilk yardım, baktılar falan. Ben dedim ki ben iyiyim, kuledeki askerimizi çıkartın. Onları kurtarın, diğer askerlerimizi bulun. Biz iyiyiz dedik. Halbuki biz de kötüyüz yani. Her şey film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiyor. O asker kardeşimizi zar zor çıkardılar. Uyku tulumlarının içerisine koydular. Bizleri incitmeme gayretinde göstererek yukarıya kadar yaklaşık 85-100 metre alanı yola doğru çıkarmaya çalıştılar. Allah onlardan razı olsun. Onları ben saygıyla ve minnetle anıyorum. Onların çok büyük emekleri var. O timdeki diğer bizim silah arkadaşlarımızın. Fakat ağır duruma geçtiğimizde hep böyle bayrak dalgalanıyor gözümüzün önünde. İçimizden kelime-i şehadet getiriyoruz. Mırıldanmaya başladık. Helalleşiyoruz falan. Sözün bittiği yerdi orası. Ama hayatın da yeniden başladığı bir yerdi orası. PKK terörü 1980'li yıllarda başladı. O zamandan bu zamana anayasayı değiştirelim diyen hükümetlerin hiçbiri maalesef bir yönetmeliği bile değiştiremediler. Askerlik bittikten sonra terörle mücadelemiz bitti. Devletle kendini ispatlama mücadelesi başladı. Sorarsanız ki hangisi daha ağır? Terörle mücadele o kadar ağır gelmemişti bize. Kendimizi devlete ispatlama mücadelesi bizim için çok daha ağır. Terörde yaralanan 20 bin vatan evladı var. Gazi olmak istiyorlar. Türk bayrağıyla gömülmek istiyorlar. Mağluliyet oranı Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğinde belirtilen yüzde oranının altında olduğundan dolayı gazi sayılır. Karın, kırın, kışın, fırtınanın ortasında bu mücadeleyi yürütüyorsunuz. Yaralanıyorsunuz ama gazi sayılmıyorsunuz. Vücudunuzda mermi var ama biz sizi gazi saymıyoruz. Bir kural var. %40 iş göremezlik şartı aranıyor. Yani uzuvlarının %40'ını kaybederse ancak gazilik haklarına sahip oluyor. 20 bin kahramanımız ve gazimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak bir iradeye bakıyorlar. Herkes tamam diyor. Sorun yok. Kuvveden fiile bir türlü geçemiyoruz. Bir türlü adım atamıyoruz. 20 bin çocuğumuz var. Bunlara ayıp ediliyor koca Türkiye Cumhuriyeti. Bu sorunu çözmemiz lazım. Siyasi mekanizmaların özellikle şehitlik ve gazilik adına konuşurken bin kere düşünüp bir kere konuşmaları gerekiyor. Ama incitmeden. Yani aslında işin özü şu. Gazi meclisimiz kahraman gazilerimiz olmalı. Bu kadar. Aynen. Gazi meclisimiz işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu mecliste bir tane gazimiz yok. Bir tane şehit yakını, bir vekil yok. Olmalı mı? Olmalı. Vücudunuza iki kurşun isabet ediyor ve sağ böbreğinizi kaybediyorsunuz. Hayatınız bir anda değişiyor çünkü ağır bir tedavi sürecine giriyorsunuz. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak. Bu zor bir süreç olmalı. Ne oldu o süreçte? Neler yaşandı? Nasıl atlattınız o süreci? Benim kendim gibi biraz gururlu bir yapım vardır ve bu gururlu yapım beni her zaman güçlü tuttu. Pes etmemeye çalıştım ve psikolojimi genelde güçlü tutmaya çalıştım. Tabii bu süreçte benim ailemin ve arkadaşlarımın, çevremin desteği benim için çok önemliydi ve her zaman yanımdalar. Özellikle ailem, annem ve babam her anlamda yanımda olarak elinden gelen desteği gösterdiler. Buran olayını parka gitmiştik, orada aldım. Babayla arkadaşı geldiler, orada öğrendim. Bir evrağınız var demişler. O da benim bir evrağım olamaz. Hani eğer benim oğlum askerde bir şey olmuşsa bana söyleyin demiş. Orada zaten hemen bayılmış. Öyle işte. 12 gün tabii ki hastanede kaldı onun yanında. Yoğun bakımdan çıkmıştı. İçeriye girdim ve ya tabii ki ağlıyordum ama hani ona göstermemek için tabii ki gülümseyerek onun yanına gittim. Onu tabii ki bırakmazdım yalnız. Nasıl bırakabilirdim onu? Burak için de zordu, bizim için de çok zordu. Hem onun yaşadıkları hem biz de o acıyı yaşadık. Hem arkadaşları şehit oldu. Rabbim şehitlere de ailelerine sabır versin. Çok zor. Çok zor. Allah yardımcıları olsun diyorum. Bir psikoloji süreci var. Ömür boyu bunu ben taşıyacağım.
arkadaşlarımın şehit oluşu ve kendimin askeri olayı, vücudumda olan yaralar ve ameliyat izi beni ömür boyu bu psikolojimi ilelebet götürecektir. Ama burada önemli olan psikolojiyi güçlü tutmak, hayatın devam ettiğini anlamak. Elbette ki zor ama hayat da devam ediyor. Aileniz için, çevrenizdeki insanlar için, siz sevenler için hayatta güçlü kalmanız gerekiyor ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir der ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz o duyguyla yetiştiğimiz için sıra dağların tepesinde de olsak, dere yatağında da olsak, çatakta da olsak, batakta da olsak bu görevi şanla şerefle yapmak için alt işmiş ve ona imza atmış insanlarız. Bizim tecrübemiz, donanımız, aldığımız eğitim, aldığımız liderlik eğitimleri, aldığımız askerlik mesleğinin değerleri bunu gerektirir. Ve yıkılmamamız gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği'nde %40 mağluliyet şartı var. Eğer mağluliyetiniz yani sakatlığınız 40'ın altındaysa gazilik alamıyorsunuz. Anlamak için soruyorum aslında. İzleyicilerimiz de anlasın istiyorum. Çünkü gerçekten anlaması güç. Sizin yaralarınızı tabiri caizse bir cetvelle ölçüyorlar ve size diyorlar ki parmağının şu kadar daha kopması gerekirdi. Bu kurşunun vücuduna şu kadar daha hasar vermiş olması gerekirdi. Sen %40 oranında yaralanmamışsın, ben seni gazi saymıyorum diyorlar, öyle mi? Aynen böyle söylüyorlar. Şimdi şöyle bir ayak var. SGK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı. Yani dörtlü ayağın içerisinde bizi top gibi çeviriyorlar. SGK'ya gidiyorsun, bizle alakası yok diyor. Aile Sosyal Politikalara gideceksiniz. Ona gidiyorsun diyor ki bizimle hiç alakası yok. Milli Savunma Bakanlığı'na gideceksiniz. Oraya gidiyorsun diyor ki ya maliyetiniz çok yüksek. Maliye Bakanlığı'na gideceksiniz. Devlet kurumları içerisinde bizim gibi insanları bu şekilde oyalıyor olmaları bile çok büyük bir acı aslında. Kaç yıldır gazilik ünvanı almak için mücadele ediyorsunuz? 30 yıl. 30 yıl. 30 yıldır gaziliğinizi almak için mücadele ediyorsun. Çok uzun bir süre. Çok uzun süre. Her tarafa yazdım. Milli Savunma yazdım, Genelkurmay'a yazdım, İçişleri Bakanlığı'na yazdım. Hayatınız birden değişiyor. Bir ayağınızı kaybediyorsunuz ve omurilik hasarı nedeniyle doktor yürüyemeyeceğinizi söylüyor. Tabii psikolojik ve fiziksel bir savaş veriyorsunuz aslında. Öte yandan da ağır bir tedavi süreciniz var. Bu çok zor bir süreç olmalı. Neler yaşadınız bu süreçte? Nasıl atlattınız bu süreci? Şimdi bizi helikoptere yükledikleri anda, yani helikoptere bıraktıkları anda bir tane subay, bir de ya subayın yanında yani doktor, harp cerrahı. Harp cerrahlarının burada çok büyük önemi var. Helikopterin ortasındaki direkte yaklaşık 10-15 tane serum. Hepimizi bir araya topladılar. Benim göğsümde bir işte silah arkadaşımın kafası var, benim ayağım birinin üstünde. Hepimiz helikopterin içerisindeyiz. Oradaki o subay o kadar soğukkanlı ki bütün hepimize serumu taktılar, ilk müdahaleyi yaptılar. Efendime söyleyeyim, bizi teselli ediyorlar, iyisin, işte elini tut, şöyle yap, böyle yap. Ve o subay merak etmeyin sizi, biz eski günlerinize kavuşturacağız, şu anda bak gidiyoruz gibi böyle 25 dakika, 30 dakika gibi bir havada uçtuk. Sonra Elazığ Askeri Hastanesi'nin helikopter pistine indiğimizi, ben helikopter oraya indiği anda kapılar açıldı. Bir baktım kafamı kaldırabiliyorum çünkü çok ağırım. Yaklaşık 20-25 tane beyaz önlüklü bize şakır şukur koşarak geliyorlar. Biliyorum ki onlar melekler. Ne melekler? Doktor, hemşire, topyekun kahramanlara geliyorlar. Bizleri aldılar, işte o sedyelere falan koydular. Bir baktım birisi yarı parçalanmış elbisemi kesiyor, birisi botumu çıkartıyor. Yandakiler keza aynı. İşte tamponlar falan yapıyorlar. Hepsinin bir konuşmaları işte o şu bu hep böyle tıbbi terimler tabii. Ben dedim ki ben şimdi içim rahatladı ondan sonra. Sonra gözümüzü bir açtık. Ameliyattan çıkmışız. Baktım sağımdaki arkadaşın kafası, gözü, kolu sarılı. Benim her yerim, bedenimin tamamı sarılı. Onun kasıklarından işte o da mayın yemiş, mayına basmış işte o şehit düşen askerin yanında. Asubay arkadaşımızın kasıkları paramparça. Abi biz sizi kurtardık ama askerimiz şehit düştü. Öteki oradan önder uzmanım beni yiyeyim, öteki oradan komutanım beni yiyeyim. Herkes sanki birbirine tekmil verir gibi. O yoğun bakımda aynı anda aşağı yukarı saatte ameliyattan çıkmışız. Şükrettim tabii, dua ettim. Asıl süreç ondan sonra başladı. Yeniden başlamak. Tabii orada yoğun bakımda bir hani cam var şöyle uzun dikdörtgen şeklinde. Baktım orada eşimi gördüm. Bu duygular önemli duygular. O el sallama. Sonra süreç yeni misiniz? 3 aylık. Doktor bize iyisiniz diyor da. Doktor eşime
maalesef eşiniz yürüyemeyecek. Bir keselim. Kusura bakmayın. Olur mu? Estağfurullah. Birçok arkadaşımız var, işte 19 bin kişi. Benim kalbimde mermi var. Benim gibi mermi olan iki arkadaşız biz bu 19 bin kişinin içerisinde, kalbinde yakın mermi olan. 20 bin rakamının aslında 2017 yılında Numan Kurtulmuş'un ağzından resmi olarak ilk defa duyduk. 19 bin kişiyle başlamıştı bu rakam. Yaklaşık 19 bin kişi terörle mücadele sırasında herhangi bir uzvunu kaybetmiş ya da herhangi bir fonksiyon kaybına uğramış olan kişiler 1404 lirayla 2150 lira arasında gazilik maaşı alacaklardır. Bütün gaziler bu kapsamın içerisine alınmış ve gaziler arasındaki farklar ortadan kaldırılmıştır. Bakın altını çiziyorum. Gazilik ünvanı alacak demiyor, gazilik maaşı alacak diyor. Siz şu anda bir maaş alıyorsunuz. Ne vazife mahalli olarak ne de gazi olarak bir maaş alıyorsunuz. Yani bu da akıl almaz bir durum. Emekli miyim? Emekli değilim ama bana maaş veriyorsun. Peki gazi miyim? Gazi değilsin. O zaman maaş niye veriyorsun? 19 bin tane PKK terörüyle mücadele etmiş vatan evladıyla hiçbir alakası olmayan KYK. Bu KYK'dan dolayı gazilik arkadaşlarımız oldu mu? Evet oldu. Kaç gazi sayılmayan yararlanabildi? Bu da önemli bir soru. Ben Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat'la yakın zamanda bununla ilgili uzun uzun konuştum. Bize bir veri vermiyorlar, açıklayamıyorlar verileri ama biz bu bahsedilen 19 bin kişinin çeyreğinin bile alamadığını biliyoruz. Çoğuna da red geldi. Zaten 2017'den bu yana oldukça da arttı sayımız. Şu anda 21 bin kişi varız diyor. Bizzat başkanız bunu söylüyor. O zaman hangi 19 bin kişi bu yararlananlar? O zaman ben de bunu sorarım yani. Orada bence tamamen bir siyasi söylem vardı. Bir rakam verildi, herkesin kapılacağını söylendi, hepimiz sevindik ama tamamen kandırıldık. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey yapmamaları bizi üzen kısım zaten. O yüzden diyorum PKK mermisinden daha çok yaralıyor bunlar bizi. PKK'nın Karadeniz'de bir terör yapılanması olduğuna çoğu kez şahit olduk. Reşadiye saldırısı 2009'da Tokat'ta 7 askerimiz şehit oldu. PKK 2015-2016'da Karadeniz'de faaliyet gösterdi. Giresun'da jandarma karakoluna roket atarlı bir saldırı düzenlendi. Şehidimiz oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Artvin'de konvoyuna PKK tarafından bir saldırı olmuştu. Genel olarak şöyle bir algı var. Asıl terörle mücadele işte daha çok doğuda, güneydoğuda icra edilir. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar daha çok doğuda, güneydoğuda olur diyebiliriz aslında. Ben de şunu merak ediyorum. Siz vatani görevinizi orduda yapacağınızı öğrendiğiniz zaman ne düşündünüz? Yani askerliğim rahat geçer mi dediniz? Yoksa bir terör kaygınız oldu mu? Orduda teröristlerle bir çatışmaya girip yaralanabileceğiniz ihtimali hiç aklınıza gelmiş mi? Açıkçası böyle bir şeyi düşünmedim. Zaten böyle bir şeyin olacağını hiç insan bilemez. Lakin şöyle, öncelikle askerliği Pasta Komando Asayiş Birliği'nde yaptık. Pasta'da sürekli aslında bizim karakolumuz, bizim birliğimiz şehrin içindeydi. Lakin biz komando birliği olduğumuz için Karadeniz bölgesinde sürekli operasyonlara gidiyorduk. Gümüşhane, Kürtün, Giresun, Şebinkarahisar, Ordu, Mesudiye, Tokat bölgeleri, Sivas sınırı, Trabzon şehirlerine operasyonlara sürekli çıkıyorduk. Giresun Şebinkarahisar'da bir hafta arazi bölgesinde zor şartlar altında dağda rakımı yüksek bölgede kaldık. Algı genelde hep doğu bölgesinde var ama Karadeniz'de PKK yapılanması sırasında askerlik sürecimiz biraz zor geçti. Zaten komando olarak yaptığımız için ister istemez eğitimlerimiz zor oldu. Yumuş olsun. Evet, %40 bir oran istiyor. Bu oranı belirleyecek kurumlar da belli. Rapor alıyorsunuz. Bir rapor diyor ki askerle elverişli değilsin. Gazilik arasında sorunları derinleştirdiler aslında. Ben 684 sayılı kanun hükmünde kararnameden sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde askerle elverişli değildir diye bir rapor aldım. Bu raporu nasıl aldım? Doktora gittim. Beni şube sevk etti. Tomografimi çekti. İncelemelerimi yaptı. Solunum testimi, efor testimi. Heyetteki doktorlar inceledi. Daha sonra bu raporu Milli Savunma Sağlık Daire Başkanlığı'na gönderiyorlar. Milli Savunma Sağlık Daire Başkanlığındaki doktorlar da bu olaya onay veriyor. Evet diyor, bu doktorun verdiği rapor doğrudur. Benim gibi birçok insan var, tek değilim. Sonra SGK'ya giden evrak beni hiç görmeyen SGK Sağlık Kurulu'ndaki bunu veren doktoru da kabul etmeyerek bu raporları reddediyor.
Diyor ki bu rapor olmaz. 2017'de aldığınız rapor. Evet. Sen bu raporu diyor, bir de diyor bu hastaneye git. Gönderdiği hastane bize yine o sağlık yönetmeliğine uydurmayan GATA. Bize vermeyen hastaneye niye bizi gönderiyorsunuz? Vatandaş devletle nasıl mücadele etsin? Vermeyin diye uyarırsanız, doktorlara baskı yaparsanız bu insanlar hiçbir şey alamaz. O gün gelen bir albay bana ilk baktı. Senin hakkın dedi açıkçası. Onun üstü olan başhekim yardımcısı doktora gittik. O doktor bana 30 yıl önce ret veren doktordu. Ve dedi ki ben verdiğim raporu bozma. Ben sana 30 yıl önce vermişim. Yani bizi yine aynı doktorlarla muhatap ediyorsunuz. Milli Savunma Sağlık Dairesi Başkanlığı diye bir kurum var. Orası onaylıyor. Oradaki de doktor, bana veren de doktor. SGK'da da bir doktor takımı var. O da diyor ki yok diyor. Bunlar yanlış söylemiş. Biz doğruyu biliyoruz. Sen kabul etmiyor buraya. Bu raporu SGK. Etmiyor, etmiyor. Ve reddetti zaten. Ben şahsım adına söylemiyorum. 19 bin vatan evladının yaşadığı durum bu. 3 sene önce siz neden hastanede yattınız tekrar? Kronik metal zehirlenmesi vardı. Ankara'da yattım. Bu rapor bende 13-14 senedir var. %41 fonksiyon kaybı oldu yazıyor. Anksiyete bozukluğu evet. Tanısıyla. Ve bu raporla da gazilik maaşı alamadınız. Alamadık. Evet zaten. Alamadık. Yani bir tane doktorca değil. Arkasına bakar mısın? O 10 tane doktorun şey imzası var yani. Ya ne gerekçeyle bu raporu kabul etmiyor? Onu etmiyor da yani uz kaybısı olması lazım. Yani benim bacağımın kolumun kopması lazım. Çünkü psikiyatriden alanlar var diye. Ya var da tamam bunu gösteriyorum en azından. Bunu da SSK'ya göndermiştim raporum var diye. İşitme kaybım olsun, hastalığım olsun, sinir hastalıkları, hastanesi olsun onu hep onlardan aldım. Peki, yani. En son ne zaman 684'e başvuru yaptınız? 3 sene filan oluyor. 3 sene? Evet 3 sene önce. 3 sene içinde hiç tekrardan bir şey almadınız mı? Hayır hiçbir şey almadım. Hayır. Zaten o raporum elinde 13-14 senedir var. Ya bir insan yaralandığında gözlerinin içine baka baka ölmesini bekler mi bir insan? Ben tam onu yaşadım. Yaralandım. Şimdi yaralandım olayı çok idrak edemedim. Ben uçtum tabii 3 metre uçtum. Allah'tan öyle de bir şanslı bir durumum var. Mayının şarampol parçasının olduğu alana uçmadım. Ters istikamete uçtum. Ya ne oldu dedim. Ne oluyor dedim ya ne oldu? Ne oldu diyorum. Kendi kendime böyle söylemlerim oluyor. Bir arkadaşım vardı işte gel dedi. Sami dedi bir şey yok dedi ya. İyisin dedi. Dedim sen dedim niye o zaman dedim gözlerin doldu dedim zafer falan. Yok bir şey dedi ya. Beni oturur konuma getirmek istemiyor sürekli. Allah Allah yani ne oldu diyorum Zafer yani ben yaralandım oğlum yani ben yaralandım abicim ne oldu? Olay farkında o ama. Yeterince zayiati almıştım ben yani orada. Tabii ben fark edemiyorum. Şimdi ne bekliyorsun? Umut. Kurtarılmayı bekliyorsun. Bir battaniye sardılar beni. Öyle bir kan boşaltıyoruz ki vücuttan o kan battaniyeyi ıslatıyor. Tekrar bana dönüyor yani ben onu hissediyorum. Ya ne olacak diyorum arkadaş ben böyle öleceğim dedim ya. Ya böyle mi öleceğim dedim ya. Hayatım film gibi başladı artık. Vedalaşmaya başlıyorum kendimle oradaki durumumdan. Vedalaşmaya başladım. Ciddi ciddi söylüyorum bunu. Baktım bir helikopter sesi. İşte benim yaşadığım an o gündür. O sesi duymasaydım ben hala selavat getiriyordum tabii bu arada. Kelime-i şehadet getiriyorum çünkü göz göre göre ölüyorum mesela. O helikopterin o pat pat sesi benim hayatımda bak helikopter sesi orada bende bir etki bırakmıştır. Bak şu anda burada olduğumuz yerde ses duyayım kayıttan çıkalım derim. Ya o kadar etkilidir benim için o ses. Doktor bana söyleyemediğini işime şu şekilde söylemiş. Maalesef eşiniz yürüyemeyecek demiş. Omurilikten ağır bir hasar aldı ve çok zor demiş. Eşim de o doktorun o söylemine karşı çok sert bir refleks göstererek, masaya sert bir yumruk vurarak benim eşim güçlü, benim eşim aslan gibi bir asker. Ben onunla uzun yıllar çok şeyler yaşayacağım. Benim eşim ya yürüyecek, ya yürüyecek, ya yürüyecek diye 3 kez masaya yumruk vurarak doktorun odasını terk edip gelerek bunu benden yaklaşık 1 sene saklamışım. Türk sinemasının Yeşilçam'ın efsane bir tane oyuncusu vardı. Rahmetli Ekrem Bora. Yeşil gözlü böyle baba yiğit bir adam. Ameliyattan çıktım odama geldi. Oğlum dedi seni dedi nakış gibi işledim. Elazığ'da söylenenler varsa unut. Bilmiyorum ne söylendi. Eşim biliyor. Sen koşamayacaksın ama sen yürüyeceksin. Sadece yürüyeceksin. Dediği anda ben içimde öyle bir fırtınalar koptum ki. Ben sabah 3 kilometre, akşam 3 kilometre ya da günde 5-10 kilometre koşan bir adamdım. Ben o operasyona giderken 2,5 saat karakolda askerlerimizle biz bir tepsi baklavasına 2 saat top oynamış bir adamdım.
koşamayacaksın dediği anda ben hayatımda içimden bir parça alındı. Tabii ağır tedaviler, süreç, ondan sonra fizik tedavisi, şunu bunu, 24 ay tekerlekli sandalyede oturarak hayatımı öyle idame ettirdim. Fizik tedavinin gerektirdiği bütün her şeyi yerine getirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne öyle bir şey yapmışlar ki Ankara Bilkent'te, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadelede ağır yaralanmış bütün gazileri hayata döndüren bir mekanizma var orada. O aslanlar gibi doktorların, hemşirelerin, orada görev yapan her kim varsa gazilerimize o kadar güzel hizmetler yapıyorlar ki. Yürüyemez denilen gazi ayağına demir takılarak yürür hale geldi. Koşamaz diyen gazi koşar hale geldi. Paralimpik olimpiyatlarında koşuculuk yapıyorlar. Vuramaz diyen gazi protez elinle vurur oldu ve okçuluk şampiyonasına, atış şampiyonlarına katılıyorlar. İşte bugün ampute milli takımımızın yarısı gazidir. Avrupa'da destan yazıyorlar. Barış cezalarına baktı. Barış geriye. Osman! 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 Osman Çakmak gol! 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 56-2 gol! O şampiyon! Şampiyon Türkiye! Biz çok mutluyuz. Çok huzurluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun. Çocuklarımın alnından öpüyorum. Onları yetiştiren anne babanın ellerinden öpüyorum. 85 milyona armağan olsun. Aziz şehitlerimizin ailelerine armağan olsun. Benim gibi kahraman gazi. İki kolunu iki gözünü feda eden gazilerimize armağan olsun. 18 ölenlerle nabla. O Türkiye. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliğindeki %40 mağluliyet oranı aslında yıllar önce de çok konuşuldu. Hem iktidar tarafından hem de muhalefet kanadından çok tepki geldi bu kurala. Bizzat dönemin başbakanı Binali Yıldırım, gazilerimize sen %10 yaralandın, sen %20 yaralandın mı diyeceğiz? Yakışır mı Türkiye'ye? Elbette yakışmaz. Tüm bu sınırları kaldırdık dedi ve ardından da o meydana inen parmağının tırnağı bile yaralanmışsa onlar da gazi olacak ve gazilik haklarından yararlanacaklar. Çünkü onlar Türkiye'nin geleceğini kurtardılar, geleceğini. Biz bu konuşma sonunda anladık ki bu konuşma 15 Temmuz gazileri için yapılmış. Ama Güneydoğu'da PKK ile çatışırken yaralanıp gazi sayılmayan sizler gibi vatan evlatlarına niye aynı hak verilmedi? Bence asıl soru bu. Ne hissediyorsunuz? 15 Temmuz gazileri sizden daha mı kıymetli? Bu sorunun cevabını çok soruyorum ben. Silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın kalkınma hareketidir. Bir milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda toplanalım. Açlıların oyununa geliyorsunuz. Everything like that's right, okay. Everything like that's right, okay. O gece tırnağa kanayana, tokat diyen imama, kamyonla oraya insan taşıdım diyen kadına, kan tuttuğu için bayılan çocuğu, bunları gazi sayarken kalbinde, omuriliğinde, belinde, kolunda, başında mermiyle yaşayan, şarapnel parçalarıyla yaşayanları niye gazi saymadınız diyerek asıl mücadeleye biz o zaman başladık. Tamam, o devlete o gece çıkanları gazi saymak yakışıyor da PKK ile mücadele edenlere niye yakışmıyor? Veya FETÖ terör örgütü de PKK terör örgütü mü değil? O iç meselede bu başka bir mesele mi? Sizler gibi vatan evlatları ile ilgili böyle bir söylem olmadı. Bu sizi yaraladı mı? Tabii yaraladı. Şimdi 15 Temmuz denince 15 Temmuz'da biz de sokaktaydık. Biz de o mücadelelerin içine girdik. Vatan dediğin zaman zaten her şey bizde duruyor. Önce vatan. Biz ne yapmadık ki daha değersiz hale geldik? Ya 15 Temmuz'da gazilik alan arkadaşların hiçbirine lafımız yok. Hiçbirine. Haklarıysa alacaklar tabii ki. Ya ben 15 Temmuz gazilerine kızamam. O sistemi biraz sulandıranlara kızgınız biz. Biraz burada ortadayım. Tabii ki onlara bir anlamda biraz daha değeri, biraz dozunu fazla arttırdılar. Ama bizi de tamamen yok sayıldığını düşünmüyorum. O da haksızlık olur. Ama devlet bunlara 3 adım gittiyse onlar da zıplayarak kucaklarına atladı. Bu bizim dikkatimizden kaçmadı. Çenesiyle tank durdu deyip de bacanayla kavga ettiğinden dolayı çenesi kırıldığını ve gazilik unvanı da aldığını daha sonra çıkan insanlar da var. 19 bin insan da bu kadar belge istiyorken onlara hiçbir şey sormadan gazilik unvanı veriyorsanız gerçekten ben ne yapmadım ki bu kadar değersizim? Bir gecede gazi olabilir. Ona biz ömrümüzü verdik dağlarda. Terörün peşinde mücadele ediyoruz. Biz gazi sayılamıyoruz. Yani adamın tırnağı koptuysa o gazi olmuşsa 10 tane kurşun yiyoruz. Arkadaşımın parmağı yok, kolu yok. Vücudunda şarapnel parçası var. Beyninde mermi var. O adam niye olamıyor? Bununla bunu karıştırmamak lazım. Bu bir darbe. Ben bu vatan uğruna yani hayatım boyunca
hiç görmediğim, adım atıp yürümediğim bir şehirde, güzel bir ilimizde, Bingöl'de, bırak hiçbir şey yapmadığımı düşün. Orada kaldım 11 ay ya. Devletim için orada durdum. Kendi keyfime yazlıkta falan değildi. Darbeyi karıştırmamak lazım. Bence ikisi aynı şey değil. Tartıya çıkarsa terörle mücadele ağır basar gibi. Televizyonda kalp krizi geçirirken ya da sokakta caddede yürürken kolunu çizdirmiş, bacağını kırmış bir kişinin geçici gazilik statüsüne alınmasını, sonra kanun hükmünde kararnameyle işe yerleştirilmesi, efendime söyleyeyim, özlük haklarının sağlanması bizleri tabii o dönemde çok incitti yani. Şimdi neden 15 Temmuz'dan bahsediyorum? Birincisi, bazı gazilerimizin yakındığı durumlar var. Camiye gidiyorum, sadece 15 Temmuz gazilerimiz anılıyor. Bir kurum belediye yemeğine gidiyorum, sadece 15 Temmuz gazilerinden bahsediliyor gibi serzenişleri var. Dolayısıyla 15 Temmuz'u konuşmak kaçınılmaz oluyor. Bunu bir örneklendirmeyle verebilirim. Bir gün biz şehit babasıyla bir cuma namazına gittiğimiz zaman, bir hutbe esnasında, başta 15 Temmuz şehitleri ve gazileri olmak üzere diye başlanan bir cümleyle karşılaşmaktayız. Bunlar açışı bizi üzüyor. Bir cami hocasının minberde, hutbede ya da herhangi bir duada sınırlama koymamasını istiyoruz. Sizin bana attığınız fotoğraflarda jandarma komando Erdoğan Kaya ve Muhammed Ali Sarı ile çok böyle samimi, yakın bir dostluğunuz vardı sanırım. Yani ben öyle sezdim fotoğraflarda. Çok böyle yakın, samimi pozlarınız vardı. İki şehidimiz özellikle Doğan Kaya ve Muhammed Ali Sarı ile gerçekten çok yakın bir dostluğunuz mu vardı? Şehit Hamdi Karagöz gerçekten bizlere vermiş olduğu eğitimle de operasyonlar sırasında bir karakter olarak bize çok iyi davrandı. En çok tabii ki aramızın iyi olduğu kendi devrelerim, kendi silah arkadaşlarım. Şehit Muhammed Ali Sarı ve Şehit Doğan Kaya ile birlikteydi. Muhammed Ali Sarı ile inanılmaz bir kardeş bağımız vardı. Sürekli beraberdik. Karakolda, birlikte, bölükte, her yerde. Samimi bir dostluğumuz, bir arkadaşlığımız, kardeşliğimiz vardı. Şehit Muhammed Ali Sarı ile beraber aynı odada ağlamışlığımız da vardır. Fotoğrafta da operasyon dönüşü, Şehit Muhammed Ali Sarı ile beraber ister istemez 3-4 günlük bir operasyonda inanılmaz bir yorgunluk yaşadık. Bu yorgunluktan ziyade Şehit Muhammed Ali Sarı direkt üzerime zıplayıp başını karnıma koyup uyuyakaldı. Aynı şekilde ben de uyuyakaldım. Beraber birbirimizi sarılarak uyuyakalmışız. Benim için yeri çok farklı olan bir resim. Ömür boyu taşıyabileceğim bir resim. Belki de hayatımda böyle bir resim hiçbir zaman olmayacak. Bu kadar anlamlı, bu kadar değerli bir resim olmayacak. Elazığ'a indiğimde beni helikopterden aldıklarında bir bayanın yüzümü okşadığını gördüm. Dokunduğunu gördüm. Ve bittim. Orada bittim. Ve ben o bana dokunan eli merak ettim, biliyor musunuz ondan sonra? Aklımda tek kalan oydu. Sordunuz mu bu el? Tabii ki. Sormam mı? Kiminmiş o el? O el kimmiş, biliyor musunuz? Ben helikopterdeyken başhekime haber gidiyor. Başhekim yanında eşiyle beraber eve gidiyorlarmış. Tam eve gitmeden başhekimin hanımı demiş ki, ben de geliyorum hastaneye. Bu yaralımızı görmek istiyorum demiş. Tanıştık, kucaklaştık. Meğersem o da Elazığ Havalimanı'nda müdürdü bu arada. Ben 13 gün, 14 gün sürekli yanıma geldi. Çok memnun olmuştum. Orada sormuştum ya, başhekimin eşi dediler bana. Zaten beni sordu, çok sordu o. O çocuk ne oldu dedi, yani durum ne? Ziyaretime geldi ve çok mutlu olmuştum ya. İnanılmaz, ya orada kimsesizlik hakim. Kimsen yok ve ben yakınlarıma da haber vermedim bu arada. Sormak durumundayım. Siz bir ayağınızı kaybettiğinizi ameliyattan sonra uyandığınız zaman mı duydunuz, anladınız? Çok şiddetli bir tahribat görmüşüm. Yani ameliyatım falan bir aylık uzun sürmüş. İki gün sonra mı, üç gün sonra mı ne, bir uyandım yatakta. Uyandım yataktayım. Ama iyiyim. Bayağı iyiyim mesela. 3 gün sonra gözlerimi açtım. Orada sonucunu daha net gördüm mesela. Bu 2-3 saatlik yaşadığım kaosun sonucu buymuş dedim. Buna artık ister istemez alışacaksın dedim Sami. Ben halime çok şükrettim Selin Hanım. Bakın, inanılmaz şükrettim. İlk ayağa kalktığımda öyle bir resmim vardı. Dedim yani, bu mu ya dedim. Tamam dedi, bu benim olsun dedim ya. Kalktım, aktif hal almaya başladım. Ondan sonra daha ağırlarını gördüm. Gördüğüm gün itibariyle, bugün itibariyle hala halime çok şükrederim. Hiç sektirmeden, her türlü ederim.
Sizlerin gazi sayılması ile ilgili bir kanun teklifi verildi MHP tarafından. Fakat bir yıl aşkın süredir komisyonda bekliyor. Meclise hala giremedi. Bir sonuca varılmış değil. Bu konuyla ilgili meclise kadar girdiniz. Siyasetçilerle konuştunuz. Ben onur ünvanımı istiyorum dediğiniz zaman size ne cevap veriliyor? Ne söylüyorlar size? Milliyetçi Hareket Partisi. 3 seçimden beri seçim bildirgesinde varız. Gazi sayılmayanların gazilik hakları verilecek. Geçtiğimiz 1,5 sene önce bir haber programında Devlet Bahçeli spikeri aramış ve diyor ki evet bu arkadaşların hakkıdır. Gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bir son dakika gelişmesi olarak aktaracağım bir bilgi var sizlere efendim. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli az önce büyük bir duyarlılık gösterdi. Aradı ve gazilerimizle ilgili kendilerinin haklı talepleridir. Üzerimize düşeni yapmaya mutlaka gayret göstereceğiz dedi ve bu olayın da takipçisiyiz dedi. 1,5 sene oldu Selin Hanım. Hala kanun teklifi aşağı inmedi. Ve meclis iş tüzüğünde de 30 gün içerisinde komisyona gelmeyen teklif bildiğim kadarıyla direkt meclise indirilebilir. MHP bununla bile ilgilenmiyor. Biz bunu MHP'li milletvekillerine sorduğumuz zaman bizi sosyal medyada engelleyen milletvekilleri var şu anda. O zaman biz... Kim onlar? Arzu Erdem. Direkt söyleyebilirim. Birçok arkadaşımızı engelledi. Hiçbir hakaret yok. Dedik ki neden ilgilenmiyorsunuz? Neden bu kanun teklifine cevap vermiyorsunuz? Bunları sorduğumuz zaman birçok kişiye engelledi kendisi. Ve hakaret yok. Hakaret ediyorsa haklı. Bana gelen bir maili sizlerle paylaşmak istiyorum. Askerlik görevim sırasında bölücü teröristlerle gerilen çatışmada yaralandım. Kalbimde terörist mermisiyle yaşamaktayım. Bu şekilde yaşamama rağmen gazi değilim. Eminim bu ve bunun gibi vücudunda terörist mermisi ve şarapnel parçası ile yaşayan birçok kişi gazi sayılmamıştır. Bu kahramanlarımıza hak ettikleri saygıyı göstermek, onları onurlandırmak, sosyal güvencelerini sağlamak devlet olarak hem borcumuz hem görevimizdir. Tam bugün gazi meclise ihtiyaç vardır. Haklarını vermemiz gerekmektedir. Neden arkasında durmuyorsunuz? En azından beklemeyelim ya. Umut en büyük tüccarlıktır ya. Söz veriyorlar, yapacağız derler. Aradan 7 ay geçiyor. İşte meclise sunmuşuz, yok. Oyalıyorlar bizi. Başka düşünceleri yok yani. Aslında bir serzenişte bulundunuz. Terörle mücadele etmek için yeterli eğitimi almadık bence dediniz. Mayına basarak yaralanmanızın sebeplerinden biri de amatör bir asker olmanız veya sizin tabirinizde yetersiz bir eğitim almış olmanız mıydı? Tabii etkili. Bilmediğiniz yerde acemilik çekersiniz. Bu nerede olursa olsun. Şimdi biz oraya gittikten sonra bölgeyi tanımadan araziye çıkmaya başlıyoruz. Tamam operasyon anlamında çıkıyorsun ama çok anlamsız saatlerde, günlerde destek amaçlı bizi saat 12'de mesela iştim alınıyor, hazırlık yapılıyor, ekmek yok, ya üstümüzde sırt çantası ve silahlar falan gidiyorsun desteğe. Ama rotayı belirlemek lazım. Çünkü OHAL bölgesinde her alandan intikal halinde yürüyemezsiniz. Mümkün değil. Tabii bizde mayından temizlenmiş bir alan vardı. O alandan gitmedik, başka bir alandan gittik. Neden? Ben soramadım çünkü bu soruyu soramadım orada. Yaralandım çünkü. Ben öncüydüm bir de. Silahımla gidiyorum. Mayın görünen bir olay değil. Yüzeysel zaten hiçbir görsel bir durumu yok. Devam ediyoruz. Sürekli yürüyorsun. Sonradan tabii araştırma yapıldı benim olayımdan sonra. Ne oldu? Terör örgütün mayınına bastık. Ben niye yaralandım abi? Niye yaralandık yani? Çok geç anladık ne yazık ki. Maalesef tabii zahit verdik. Vücudunuzdaki bu şarapnel parçaları sizi nasıl etkiliyor? Nasıl sağlık sorunları yaşıyorsunuz? Hareket kısıtlığı yapıyor sağ tarafım. Yürümekte zorlanıyorum. Kışın soğuk olduğu zaman her tarafım ağrımaya başladı. Şimdi şarapnel parçasının biri buradan dışarı çıkmış. Yüzeysel de görülebiliyor. Şöyle vurdum elimizi. Şuradan belli oluyor. Evet, görebiliyorum. Şöyle burası şişmiş evet, zaten. Evet, atar damarla kasın arasında. Ne kadar büyüklükte bir şarapnel parçası? Şöyle bir parça. Görüyorum. 4-5 evet. Santim vardı. 5 santimden de fazla. Bir de kronik mete zehirlenmesi yapıyor. Yaralarım kaşınıyor yani uyuz olmuş gibisi. Kaşımasam rahat edemiyorum. Yarayı sadece yara yerlerim. Yaşadığınız metal zehirlenmesiyle ilgili doktorlar ne diyorlar? Doktora ne diyor? Baksana şurada bacaklarında kıllar hep dökülmüştür. Baksana. Bak. Kurşunlar nereden gelmiş? Buradan. Bacaklarında kıl yok. Şuraya çektiğin zaman... Bu noktaya şarapnel parçası mı geldi? Evet, gelmiş? Evet. Baksana şuralara hep bacaklarına kurşun yapmıştır. Şarapnel bomba patladı. Şuradaki bacağımdaki kılları çektiğim zaman hiç hissetme. Bunlar da yok. Şuradan. Bunu ne yapabilirim? Bunu parayla düzeltebilir miyim? Devlet o zaman sahip çıksın. Bundan da vazgeçtim. İçeridekiler nasıl? Devletin içeridekilerin aslında. Bacağımdakilerin zaten yürüyemiyorum. Hareket kısıtlığı var. Biraz 8 saatten fazla çalıştığım zaman bacaklarım şişiyor. Yürüyemiyorum. Hangi birini söyleyeyim ya?
Biz hepimiz yavaş yavaş ölüyoruz. Bizim ölümümüzün sebebi belki çoklu organ yetmezliği olacak. Biz bunu görüyoruz. Bunu bize doktorlar da söylüyor. Size zehirleniyorsunuz. Antimon var, kurşun var, aminyum var. Bir sürü ağır metalimiz çıktı. Sadece bitmedi yani. O PKK ile mücadele, devletle mücadeleden ziyade sağlık mücadelesinde yaşıyoruz biz şu anda. Bitmedi, bitmeyecek. Şu anda kalbinize en yakın bölgede bir mermiyle yaşıyor olmak sağlık durumunuzu nasıl etkiliyor? Gün içinde neler yaşıyorsunuz mesela? Kışın ağladığımı biliyorum soğuktan. Çünkü orada bir demir var. Demir vücutta. Ağrıdan ağlıyorum. Yani nefesim benim normal bir insan nefesi gibi değil. Sonuçta akciğeri deldi, kaburgamı kırdı. Orada bir metal parça var. Bugün kazadan dolayı koluna, bacağına platin takılan kişiye bile sorabilirsiniz bunu. Soğukta neler hissediyorsunuz? Bir de vücudunda mermiyle yaşayan bir insanı tahmin etsinler. Nasıl ağrı yapıyor o soğuklar? Ama dedim ya, bu mermi beni yaralamadı ya. Bu mermi bana sıkılmadı, devlete sıkıldı, gururla, şerefle taşırım. Ama bana bir siyasi iktidarın söylediği laf ki en tepedeki insanlardan bir tanesinin söylediği laf o mermiden çok daha fazla canımı yaktı. Çünkü 19 bin kişiye tek mermi attılar. Sizin yaralandığınız ve askerlerimizin şehit düştüğü noktada Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon düzenliyor. Ve siz aslında sizi vuran teröristlerin öldürülme anını izliyorsunuz. Size bu haber nasıl geldi? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından size böyle bir teklif mi edildi? Ve operasyon bölgesinde askerlerimizle nasıl bir iletişiminiz oldu? Gölköy Jandarma Karakolu'nda bir ziyarette bulundum. Kendileri bizzat aracın içerisinde bizlere ateş eden, arkadaşlarımı şehit eden, teröristleri öldürülme şeklini bizzat kendim kobra aracının içerisinde izledim ve şahit oldum. İntikamımızın alındığını bizzat orada gördüm ve ister istemez bir duygulandım. Şehit olan arkadaşlarımın intikamını almış olduk. Bu teröristlerin öldürülme anını izlediğiniz zaman ne hissettiniz? Açıkçası bende o an öfke vardı. Öfke. Sonuçta kendimde iki kurşuna yaralandım ve beraber uyuyup beraber aynı operasyonda vatanı koruduğum arkadaşlarım sonuçta onlar yüzünden şehit oldular. Bizim de onlarla beraber askerden sonra bir hayallerimiz, planlarımız vardı. Bu planlarımız yarıda kaldı. Hayallerimiz yarıda kaldı. Kızınızla da tanıştım. Ebrar çok tatlı. Çok güzel bir kız çocuğu. Evet. Ebrar şimdi okula gidiyor. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Evet. Ebrar kim bakıyor? Ebrar işte tek kalıyor. 3-4 saat tek kalıyor. Ondan sonra ben geliyorum. Evet. Ama zor değil mi? Yemeğini kim yapıyor? Nasıl oluyor? Evet. Kendi yapıyorsun yemeğini. Evet. Ne yapalım? Mecbur çalışmak zorundayız. Ne yapabiliriz? Saat 2-2.30'da geliyor. Zaten 4'te ben geliyorum. 2 saat falan. Gel yanıma bakayım. Gel. Mecbur ne yapalım? Çalışmamız lazım. 3-4 saat tek kaldığın zaman ne yapıyorsun? Tost mu yapıyorsun? Ha, başka ne yapıyorsun? Yumurta kırıyorum. Bir sıkıntı yaşayayım ama dikkat et. Elini falan yakma, olur mu? Çok dikkatli. Bir kere yaktım. Mutfakta işlerini dikkatli hallet, tamam mı? Abi ne yapalım? Mecbur çalışmak zorundayız. Ne yapabiliriz? Ebra doktor olmak istediğini söyledi bana az önce ve siz de dediniz ki beni ameliyat edecek büyüdüğünde. Ebra acaba bu istekle mi, bu arzuyla mı doktor olmak istiyor? Evet, böyle şeyler söylüyor mu size? Şimdi bacaklarım ağrıyor, yürüyemiyorum, edemiyorum. Onun tek derdi diyor baba doktor olayım da senin vücudundaki bunların mermileri çıkarayım diye. Ama aranızdaki baba kız ilişkisine de hayran kaldınız. Evet. Allah herkese böyle bir baba kız ilişkisi nasip etsin. Ayrı duramıyorsunuz, bazen beraber uyuyorsunuz falan değil mi? Evet. Tatlı. Çok seviyorsun. Zaten baba deyince yüzü gülüyor. Evet, severim. Devlet sahip çıksa zaten bu sıkıntılar olmaz. Çocuğum daha güzel eğitim alabilir. Şimdi çocuğum bir de üniversitede okuyor. Evet. Ne yapalım? Yurt bulamadık. Çocuğu mecbur özel ev tutmak zorunda kaldım. Yani tabii ki siz de istemezsiniz. Aynısı babası olarak 3-4 saat boyunca 9 yaşında bir çocuğu evde. Şimdi mecbur çalışacak. Yoksa ne yapabiliriz? Kiralar olmuş 3.000 lira. Ne yapabilirim? Hayat pahalılığından da yakınıyorsunuz. Ne yapabilirim? Evet, mecbur çalışma. Mesaiye kalamıyorsun. 12 saat çalış. Zaten 8 saat çalış. Zor çalışıyorum. Ayaklarım şişiyor zaten. Bacaklarımda zaten şarapnel var, mermi var. Çalıştığım zaman bacaklarım şişiyor. Bir günlük değil yani. Hayatı devam etmem için çalışmam lazım. Eşim de çalışmak zorunda, ben de çalışmak zorundayım. Mecbur çalışıyoruz. Ama eşiniz de iyi ki var bakıldığı zaman. Yani size bence en büyük destekçi. Tabii en büyük de yaşama gücüm o benim. Ya, tabii her şeyim o. Mesela eşim çok derdim çekti. O hastalıklardan çok. Ama hala yanınızda. Tabii daha hala yanımda. Gerçek sevgi bu belki de. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet yani. Bu olmasa hiç. Memlekette gazi olmak da çok zormuş. Bu insanlar için mi cephede savaştım deyip bir buhrana girdiğiniz, memleketimizin insanına karşı güveninizin kırıldığı, hayal kırıklığına uğradığınız anlar var mı? Herhangi bir yerde bizim için mi gazi oldunuz, beni ilgilendirmez gibi
söylemler oluyor. Gerek yer vermede, gerek dışarıda. Yani bugün bir toplu taşımaya gidin, binin, mikrofonu alın, sorun. Gazilik size ne ifade ediyor diye sorun. Bakın yemin ediyorum bir otobüste 100 kişi varsa 4-5 kişi size yanıt verebilir. Gerisi asla. Bizim binmemiz gereken 4 koltuk var ya önde. Ben bir kere hayatımda hiç görmedim boş olduklarını. Bir gün çok keyifliydim. Dedim var ya bineyim dedim. Kim varsa kaldıracağım. Tabii yaşlı değilse tabii. Ya dedim burası bize ait. Biz yani gazi, terörle mücadele gazi falan dedim. Böyle müsaade et de oturalım falan. Ya adam itti beni ya ya. İtti ya beni. Ya git dedi ya. Ne gazi, ne diyorsun sen dedi ya. Vay anasını dedim. Tabii ki görüyoruz, duyuyoruz. İnanır mısınız biz bunların da savaşını yapıyoruz. İki terör gazisinin şehir magandaları tarafından darp edilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir otobüs şoförü aracına binmek isteyen gaziye "Ukart geçmez" dedi. Hakaretler yağdırıp aşağı attı. Mayın patlaması sonucu ayağını kaybeden Gazi Murat Çiftçi darp edildi. Protezi parçalandı. Beni beşlik onları görürken oldu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'tan mı diyorsun? Biz ne yaptık onlara? Saldırıya uğrayan Gazi yediğim kurşun bu kadar canımı acıtmadı diyerek yaşananları anlattı. Otobüse binen Gazi'nin ücretsiz kartını kabul etmedi. Gazi kartı bastın bana. General kartı olsun ben seni almıyorum. Ya bu ne diyor? Kullanırsın ya inersin. Öyle bir şey. Hakkın yok. Bu arabada geçmiyor. Aynen. Beni indiriyorsun. Tamam anladım. İndiriyorum abi. Bu arabada geçmiyor. Bir atmaya kalktılar beni. İn dedi kardeşim. Bu kart falan geçmiyor dedi. İn aşağı dedi ya. Yalnızdım. Yani insan ne yapacağını şaşırıyor. Yok yok. Bir duyarlılığımız yani çok. Ya tabii ki hepsini genelleme anlamında söylemiyorum ama yüzdeleme yaparsak sınıfta kalırız. Ben vatanımı çok sevdiğim için bu ayağımı feda ettim. Vatanımın bir toprağının bir yerinde bu ayağımı gömdüm geldim. Yanımda vatan evlatlarının kanları var orada. Benim ayağımın kanı var. Bizde eksik olan ne biliyor musunuz? Bizim millette empati denilen bir şey yok. 20 yaşına kadar sağlıklı bir birey vatanı görevini yapmaya giderken ayaklarını, gözlerini, organlarını kaybediyorlar. Doğuştan engelli olmakla 20 yaşına kadar sağlıklı birey olup 20 yaşından sonra gözlerini kaybetmek çok başka bir şeydir. O ince çizgiyi ayırmak gerekiyor. Bu şekilde durumlar olabiliyor maalesef. Bir ayağınızı kaybedebilirsiniz. Bir gözünüzü kaybedebilirsiniz. Bir uzvunuzu kaybedebilirsiniz. Ancak ne kaybederseniz kaybedin bedene. Sonuçta nefes alıyorsunuz. Görmeseniz de duyuyorsunuz. Duymasanız da görüyorsunuz. Ailenizle, sevdiklerinizle berabersiniz. Her ne olursa olsun, ne kadar canımız acırsa acısın, bizler terörle mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu 44 yıldır böyle. Siz şu anda Pençe Kilit Operasyonu'nda görev yapan, canı pahasına terörle mücadele eden Mehmetçiğe ne mesaj vermek istersiniz bu? Kendileriyle çok gurur duyuyorum. Öncelikle şanlı devletimizin, bayrağımızın bu ülkemizde sınırlarda mücadele ediyorlar ve canlarını feda ediyorlar. Bu çok değişik bir duygu. Açıkçası bu konuyla alakalı ben askerlik olayını, psikolojisini bilmeden önce şehit haberleri çok fazla gözümüzde olmayabilirdi. Lakin bu olayı yaşadıktan sonra o tabutun ne kadar çok değerli ve ne kadar çok anlamlı olduğunu, kişinin kendi canını ve hayatını vatan ve bayrak mücadelesine verdiğini hissettim. Aile özlemi ve belki de bir daha ailelerini görememe duygusu, o psikoloji çok başka bir şey. Kendilerine gurur duyuyorum. Buradan kendilerine Allah'a emanet olmalarını ve iyi dileklerimi sunuyorum. Veysel Bey, koskoca 30 yıl, hatta yorulmadınız mı diye soracak ama yoruldum da dediniz. Vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Geçmem. Ben kendimden geçtim. Ama benden sonra gelecek nesiller var ya. Benim evladım da asker olacak. Sizin de çocuğunuz asker olacak bu ülkede. Kardeşiniz asker olacak. Ben bundan geçtikten sonra, benim yaşım 50, benim emekliliğime 5-10 sene kaldı. O kadar da yok da. Ben emekli oldum, ayrıldım. İyi de arkadan gelenlere yazık değil mi? 25-30 yaşında gencecik çocuklar var. Bakın bir kardeşim var Ankara'da, gazi sayılmayan. Engelli bir oğlu var, omuriliğinde mermisi var. Engelli oğlu neredeyse ben boylarda. Çocuk eşine bile yardım edemiyor, engelli oğlunu kaldıramıyor omuriliğindeki mermiden dolayı ve bu çocuk gazi değil. Bunun hakkı değil mi? Bunun annesinin hakkı değil mi? O çocuğun hakkı değil mi? O engelli çocuğunu alıp da güzel bir hastanede tedavi ettirmek o babanın hakkı değil mi? Omuriliğindeki mermi PKK mermisi. PKK'nın mermisi. Çatışmada yediği mermi. Onun da hakkı. Yani bakanlar, sayın bakanlar, sayın vekiller televizyonlarda, Twitter'da, sosyal medyada gazilerimizi ziyaret ettik diyorlar da bir gün de o aileleri ziyaret etseniz ya. Nedir bizi bu kadar değersiz kılan? Gerçekten çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum bizi bu kadar değersiz kılan nedir? Çıksın bir tane bakan, bir tane bürokrat desin ki sizi bundan dolayı gazi kabul etmiyoruz biz. Bilelim ya.
65-70 yaşında babası geliyor çocuğun torununu hastaneye götürebilmek için. Sırf oğlunun omuriliğinden dolayı çocuğu kaldıramadığından dolayı. Yazık değil mi? Ve baba da vefat edecek, zaman gelecek. Artık annemiz babamız değil, devlet baba tutsun elimizi. İstediğimiz bu. Devlet gerçekten babaysa, diyorlar ya devlet baba, devlet ana. Gerçekten babaysa, gerçekten anaysa bu çocukların elini tutsunlar artık. Bu insanların elini gerçekten tutsunlar artık. Yani o kadar çok değersizlik hissinden bahsettiniz ki artık kendimi tutamıyorum. Lütfen kendinizi değersiz hissetmeyin. Çünkü siz bu vatanın öz evlatı. Öz evlatlarısınız. Peki şöyle söyleyelim o zaman Selin Hanım. Kendinizi bizim yerimize koyun. Ekranın karşısında bunu seyredecek kim varsa, çok samimi olarak söylüyorum. Bir beklenti olarak düşünenler de var. Ben yine söylüyorum, maaş falan değil derdimiz. Herkes kendini bizim yerimize veya engelli çocuğu olan o kardeşimin yerine koysunlar. Ben sizi o kadar iyi anlıyorum ki sadece kendinizi değersiz hissettiğiniz için çok... Biz bunu hissetmekten ziyade bize hissettirdiler bunu. Buna bir tepki veriyorum. Yani lütfen böyle hissetmeyin çünkü gerçekten siz bu vatanın öz evladısınız. Gencecik, delikanlıyken 20'li yaşlarınızda Doğu Güneydoğu dağlarında, Gabar'da, Rudi'de, Tendürek'te, Munzur'da PKK ile mücadele ediyorsunuz. Yaralanıyorsunuz ve vücudunuzda terör kurşunlarıyla, şarapnel parçalarıyla yaşıyorsunuz. Binlerce böyle vatan evladı var. Çocuklarınıza bırakacağınız bir gazilik madalyası ya da öldüğünüzde ay yıldızı bayrakla defnedilmek hakkınız değil midir? Çok iyi anlıyorum. Kesinlikle de hakkınızdır. Sonuna kadar da helal olsun. PKK bu ülkede 44 yıldır var. Bu 44 yılı konuşamayacağız belki ama özellikle 90'lı yıllarda PKK'nın doğuda etkin olduğu bir dönem var. Siz de aslında o dönemde askerliğinizi yapıyordunuz. 1997'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK kamplarına yönelik Çekiç ve Balyoz adlı operasyonlar icra edildi. Bu operasyonlarda toplamda 2000'den fazla terörist öldürüldü. PKK o dönemde son çırpınışlarına, katliamlarına devam etti ve köylerimize mayınlar döşedi, insanlarımız şehit oldu. Şunu sormak istiyorum. Siz askerliğinizi yaptığınız dönemde PKK terör örgütünün Doğu halkı üzerinde bir zulmüne tanık oldunuz mu? Bizzat yaşadığınız, duyduğunuz olaylar var mıdır? Oldu ama şunu söylemek istiyorum. Tam bu noktada o dönem orada erzak olayları vardı. Alabileceklerin karakoldan sınırlı oluyordu. Alması gereken gıda ürününü fazlasıyla getiriyordu. Ertesi gün o evde yok. 5 kilo şeker yerine 10 kilo alıyordu. 5'ini gece veriyordu. Bunlara da şahit olun. Tamam, belki belli bir baskıyla yapıyor. Gel bunu paylaş komutanımızla veya bizim birlikte karakolla, öyle olmaz mı? Yani burada size bir sıkıntılı halinizde gideceğiniz yer asker, polis değil midir? Gündüz gece burada olsanız da onlar bize her zaman gelip evimizdeki ekmeği alıyorlar, erzağı götürüyorlar. Çoluğumuzun çocuğumuzun zorla kaçırmaya yeltiniyorlar, namusumuza göz dikiyorlar. Çok böyle vatandaşın bizlerden serzenişte dertli olduğunu ben çok duydum, çok da gördüm. Ancak devlet mümkün mertebe orada elinden geldiğince o merhameti, o sevgiyi, saygıyı, bağlılığı, şefkati göstermeye gayret etti. Bakar mısın şimdi askerler işte köyü yaktı, dağları yaktı, onu yaktı, bunu yaktı. Ben 15-16 yıl hizmet ettim, bir gün bir köy yakmadık, bir dağ yakmadık, bir okul yakmadık. Ya asker bunu yapar mı? 25 hanelik bir köyde 3 tane veya 2 tane sempatizanı olup da bir şekilde imkan sağlattırabiliyor onlara. Yani onlarla işbirliği yapabiliyor. O köyün telef olmasına yetiyor tabii. Terörle mücadele sadece güvenlik güçlerinin mücadele etmesi gereken bir şey değil. Yani biz terörle mücadelede halk olarak, vatandaş olarak, esnaf olarak, medya olarak da hepimizin sıklanması gereken bir mücadele olduğuna inanıyorum. Ben o kadar da yer bulmadığını düşünüyorum ben o dönem. Meyser Bey, gazilik ünvanını almak için mücadele verdiğiniz bu 30 yılda size en çok ne yaraladı, ne üzdü? Binali Yıldırım'ın konuşması. Az önce bahsettiğimiz konuşması. Hiçbir zaman için unutmayacağım. Benim PKK ile mücadelem 18 aile sınırlıydı. Bana ateş eden terörist bana ateş etmedi. O beni tanımaz, ben onu tanımam. 19 bin kişinin de şahsına ateş etmedi. Kimse kimseyi tanımaz. Devlete ateş ettiler. Biz orada devlettik. Gururla yaptık. Hiç yüksünmedim, hiç yüksünmem de. Ama Binali Yıldırım'ın lafı benim şahsıma söylenmiş gibi geliyor bana. O gece o meydana çıkanlar. Yakışıyor mu devlete? %20 mi yaralandın, %30 mu yaralandın? Bu inanın benim ömrü hayatımda hiç unutamayacağım travmadır. En büyük yaram budur. Bunu kime sorarsanız farklı bir şey söyleyeceğini sanmıyorum. Bende bir mermi, birçok sayıda da şarapnel parçası var. Ama bir laf inanın ki o mermiden çok daha etkiliydi bana.
Vurulduğumuz demeyin, unutulduğumuz zaman zaten bizler ölüyoruz. Devlet sahip çıkmıyor. Hastanede rezillik çekiyoruz, ulaşımda rezillik çekiyoruz. Vücudumuzda şarapnel var, mermi var. Nereye gitsek şimdi bu anda hastaneye gidiyorum. Özel hastane beni parayla ameliyat yapıyor. Ya ben devlet için bunları, vatan için bunları yapmadım mı? Vücudumdaki şarapneller mesela. Şimdi gitsem en azından 50-60 bin lira para istiyorlar ameliyat olmam için. Çok büyük ameliyat olması lazım yani. Yediğim mermiler atar damarla kasın arasında. Çıkması imkansız. Doktor diyor damarın birine dokunursam diyor seni kaybederiz. Ne yapacağım? Böyle devam edeceksin. Devlet o zaman bana sahip çıksın. Gaziler arasında niye ayrım yapıyor? Türkiye'de gazilerle ve şehit aileleriyle ilgili birçok dernek, kuruluş var. Bu kurumlar arasında aslında bir çatışma var. Gazilik, şehitlik mertebesi bizzat bizim milli birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir mertebe. Fakat ya biz bırakın milleti, gazilerimiz arasında bir çatışma, bir nefret söylemi ve bir ötekileştirme varken bizim milletimizin vay haline diyorum. Bu çatışma neden var? Gazilerimiz arasındaki birlik ve beraberlik neden sağlanamıyor? Oradaki sorun devletin, kanun koyucuların, yasamacıların gazilik kanunu çıkardıkları anda sorun bitecek. Bu ayrıştırmayı aslında devletin önlemesi gereken bir pozisyonda özlük hakları kendi ayrıştırıyor. Çatışmalar biraz oradan kaynaklı. Bir medeni kanun var, 94. madde. Yani isteyen 6 kişi, önceden 60 kişiydi. Şimdi 6 kişi bir araya geliyorlar. Bir tane kes kopyala yapıştır tüzüğü çalıyorlar affedersiniz. Başına da Şehit Yakını Gaziler Derneği bilmem ne koyuyorlar. Süslüyorlar, püslüyorlar. Ondan sonra dernek kuruyorlar. Demokrasinin gereği de devlet bunu ne yapıyor? Onaylıyor. Fakat bu işin o kadar istismarı oldu, o kadar affedersiniz cılkı çıktı ki kimlerin ticari bir menfaatler sağladığını da gördüğümüzde bunun savaşına başladık. Milletin en böyle hassas duygularını böylelikle kullanıyorlar ve Şehit Gazi Derneği kuruyorlar. Aileniz, arkadaşlarınız, hatta çocuklarınız size ya sen askerde yaralanmadın mı? Neden gazi değilsin diye sorduklarında ne cevap veriyorsunuz? Ben 16 yıl bir fabrikada çalıştım. 16 yıl boyunca hiçbir arkadaşım benim bu mağduriyetimi bilmiyordu. Söylemeye utanıyordum çünkü. Terörle mücadele etmişsin. Onurla, gururla ben bu ülke için yaralandım demen gerekirken ben sakladım. Sen kaçarken vurulmasaydın devlet sana bunu verirdi diyen insanlar var. Çocuğum var burada. Çocuğuma ben gazi olduğumu nasıl ispat edebilirim ki? Baba sen askerden vurdun. Hani senin bir belgen yok, bir şeyin yok. Utanıyoruz ya. Biz bu devlet için vurulduk demeye utanıyoruz. Bizimle dalga geçecekler diye utanıyoruz. Yakışır mı bu devlete? Sen %20 mi yaralandın, %40 mı yaralandın demek yakışır mı bu devlete? 20 küsür yıldır çözülmeyen çok ciddi bir yara var. Bu yaranın sorumlusu olarak kimi görüyorsun? Hükümet. AK Parti iktidarını görüyorsun. Kesinlikle. Elinde çünkü. Ben şuna inanıyorum bir kere. Yani Cumhurbaşkanı'nın bizim konumuzla ilgili konuyu çok detaylı bilmediğine inanıyorum. Beni benden iyi kimse anlatamaz. Beni gidip de bir danışman anlatamaz. Beni gidip de bir vekil anlatamaz. Keşke kendisine bir gün biz kendimizi anlatabilsek. Biz anlatalım derdimizi. Ona da müsaade etmiyorlar. Yani bir KHK'yla çözülen sorunlar, bir kanunla da çözülecek sorunlar. Milyarlarca maaş ver demiyoruz. Bize gazilik haklarını verin diyoruz. Devlet töreniyle gömülelim ya. Çok mu? Gerçekten çok mu ya? 36 ay ağır tedavi sonrası iki değnekle ayağa kalkıyorsunuz. Ve o değneğin birini de baba olacağınızı öğrendiğinizde fırlatıp bırakıyorsunuz. Doğacak olan evlatlarınız ve eşiniz sizin için büyük bir güç oluyor ki tekrar yürümeye başlıyorsunuz. Nasıl öğrendiniz baba olacağınızı ve tekrardan yürümeye nasıl başladınız? Ben tekerlekli sandalyeden yavaş yavaş kurtulmaya başladığımda iki değnekle yürümeye başladım. Bir gün koşarak geldi, boynuma sarıldı. Sana dedi güzel bir haber vereceğim. Hamileyim diye bağırınca o rehabilitasyon merkezinin ortasında benim elimdeki değneğin birisi düştü. O kadar güzel bir haberdi ki o değnek orada düştü ve o değneği bir daha almadım. Bacağınıza tekrar can katmaya çalışıyorsunuz. Size bir can parçası daha geliyor. Ondan sonra tabii doktora gittik. Embriyolara bakıyor. Ben dedi burada iki tane embriyo görüyorum. Haftaya bir daha gelin. Tekrar doktor yine bakıyor. Ben burada üç tane embriyo görmeye başladım dedi. Geçen hafta hocam ikiydi nasıl oldu? Üç oldu. Dış gebelik olabilir muhtemelen. Tam emin değilim. İtidal İçimize bir korku düştü. Siz dedi 15 gün sonra bir daha gelin. 15 gün sonra bir daha gittik. Dedi ki ben burada 4 tane embriyo görüyorum. Ben dedim hocam haftaya gelmeyeceğim. Neden dedi 5 diyeceksin. Ve o çocuklarımızı da hanımla omuz omuza büyüttük. İyi, sağlıkları iyi, çok iyiler. Allah herkese de öyle çoluk çocuk nasip etsin. Ne mutlu ki bize bir ayağı kaybettik. Vatan bayrak uğruna Allah bize 8 tane ayak verdi. Diğer deneyi de Boğaz Köprüsü'nden derinliklere attım. 8 hastaneye yatmak zorunda kaldım. Fabrikeden rapor aldım. Yani. %36 sinir kaybı var. %16 da işitme kaybım var zaten. %47 zaten rapor var. Onları da gönderdim zaten. Ya. Ne diyor? Olmaz diyor. Bir yerin kopması lazım. Ben biz devlet adamı değil miyiz? Biz de devletsiz.
Bizim PKK'yla bir sorunumuz yok ki. Benim tarlada babamı koparma. Ben size vatan için gittim savaştım ben. Başta benim arkadaşım şehit oldu. Başta benim arkadaşım oldu. Bir milletvekiline bir tanesi yumruk vurmuş diye da 1000 tane yasa çıkardılar. Öyle mi? Tutturmuşlar Diyarbakır'ın annesi. Ne annesi ya? Adam 10 yıl dağda kalmış PKK'nın içinde. Bütün faaliyetlerde silahı mermisi bitmiş teslim olmuştur. Dağda kalacaksın. Asker polis öldüreceksin. Ondan sonra geleceğim. Ben neymiş pişmanlık yasasına yavrum. Lan öyle bir adalet korkma ya. Benim bir günde 33 tane arkadaşımı öldürdü. Parmak sizdeki dedikleri adam. Ben onların hepsini cenazeledim. Bunların anası babası yok. Adaletsiz çok. Diyarbakır anneleri var. Onu ziyaret eden hükümet bir günde PKK teröründen dolayı yaşanan mağduriyetten dolayı bizde bir randevu versin ya. Bu kadar mı zor? Ve biz demiyoruz ki ayağımıza gelin demiyoruz. Biz nereye isterseniz geliriz. Van'daysanız Van'a geliriz. Diyarbakır'daysanız Diyarbakır'a geliriz. Bize 15 dakika müsaade edin ki biz kendimizi size anlatalım diyoruz. Diyarbakır annelerinden gerçekten daha mı değersiziz ya? Estağfurullah. Ben bunu ciddi olarak soruyorum ve ben bunu hükümete soruyorum. Benim arkadaşlarım, benim annem rahmetli oldu. O da çok üzülüyordu. Bizim annelerimiz o annelerden daha mı değersiz? Benim eşim veya annem o Diyarbakır anneleri Yügesin Meclisi'nin kapısında nöbet mi tutsunlar? Biz de haklarımızı istiyoruz diye. Onun evladı vatanı ihanet etmiştir. O şerefsizler de geldi işte Türk askerine, Türk polisine kurşun sıktılar. Onların anneleri çok mu değerli? Bizimkiler o kadar değersiz mi? Estağfurullah. Sinirleniyorum bazen yine. Yok yok lütfen. Bizim annelerimiz ağlamıyor mu? Benim annem askerden geldikten sonra yıllarca sarılamadı. Ben çocuğumu kucağıma aldığımda aman oğlum bir şey olacak diye korkusundan kadın torunu benim oğlumu sevdirtmedi bana ya. Oğlum üstüme atladığında ayva bir şey olmasın diye korktu çekindi bu kadın ya. Ya bunu çözmek bu kadar da zor değil ya. Bunu saatlerce ekran başında anlatmak da değil konu. Bu mağduriyete karşı hala vatanperverlik duygusunu taşıyabiliyor musunuz? Yani bu duyguyu getirdiniz mi merak ediyorum. Vatan bizim. Biz başka insanlar gibi bu ülkeyi terk edemeyiz. Bizim evlatlarımız da bu bayrağın altında yaşayacaklar. Yani vatan başka bir şey. Hükümetler, kişiler, şahıslar başka bir şey. Vatandan vazgeçmeyiz. Bugün çağırsın, savaş var deseler ilk önce koşacak insanlarız bizler. Bu 20 bin kişinin içerisinde bir tanesi de ben bu vatan için gitmem artık diyeceğini sanmıyorum ben. Biz vatanız. Vatan biziz. Sadece toprak parçası değil, bu toprak parçasını koruyan bizsek, vatan bizsek benden o sevgi bitmez. Yani 3-5 kişinin bize verdiği değersizlik vatanımızdan vazgeçmemize sebep olmaz biz. Hala çok seviyorum. Hala da ölmeye hazırım. Vatan sevgisi bitmez. Kimse de bitmesin inşallah. Biz başkaları gibi ülkemizi terk edip gelmeyiz. Ve bize kimse 50 milyar dolar da harcamaz. Ben sizi kesinlikle çok iyi anlıyorum. Mücadelenizi çok iyi anlıyorum. Sizler gibi gazi sayılmayan tüm vatan evlatlarının da en yakın zamanda mağduriyetlerinin giderilmesini temenni ediyorum. Yoruldum. Sahipsizlikten yorulduk. Biz vatan için yine de varız. Ama isterse de çatışmaya gideriz. Devlet için biz devlete canımızı feda ederiz. Sıkıntı yok bizde. Onlar utansınlar, biz değil. Melikşah Bey, bundan sonrası için hayattan ne bekliyorsunuz? Sadece gazilik belgemi versinler. Kendim zaten kalp hastasıyım. Kronik metan zehirlenmesi de var bende. Benim belki 3 günlük, 5 günlük ömrüm var yani. Ben öyle uzun vadeli kendimde hayat yaşaması da bilmiyorum. Belki öleceğim, paralar da onların olsun. İnsanın şerefi, onuru çözüm. Ben istiyorum, benim tabudumu Türk bayrağı sarsın, gömsünler gazilik diye başka bir şey istemiyorum. Ama lütfen şunu da unutmayın. Sizin ne kadar şerefli ve onurlu olduğunuzu kimse belirleyemez. Tabii ki genç bir gazimizin de buradan Türk gençliğine ne mesaj vermek istediğini de öğrenmek istiyorum. Bir gazi olarak Türk gençliğine devletin ne kadar çok değerli ve bu ülke topraklarının geçmişte ne kadar çok zorluklarla alındığını bilmesi gerektiğini, tarihimizi kesinlikle öğrenmesi gerektiğini buradan bizzat kendim söylemek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu topraklar için mücadele etmiştir. Çanakkale şehitlerimiz, Kıbrıs şehitlerimiz ve birçok geçmişte savaş sırasında canlarını feda eden silah arkadaşlarımız, oradaki şehitlerimiz bu vatan için bedel ödemişlerdir. Genç arkadaşlarımız kesinlikle bunu unutmamalı, ona göre yaşamalılar. Bu manevi hissiyatı kesinlikle yakalamaları gerektiğini düşünüyorum. Belirli günlerde, belirli dakikalarda, belirli saatlerde değil de 365 günün her anında bir gazi üniformalı gördüyse gidecek, ona saygıda duyulacak. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sadece bir vefa. Ahde vefa. Bakın ahde vefa. Nasılsın sayın gazim desin. Eğer büyükçe, yaşça büyük oldun. Gazi amca nasılsın, iyi misin desin. O ona yeter. Emin olun var ya, bir bardak su kadar değerli. O onurun yanında görülmek istenen tek şey var. Ahde vefa.
İnanın ki bu insanların mağduriyetlere giderilmesi lazım. Çünkü bu insanlar bu kadar değersiz değil. Ben sadece istediğim bu insanların hak ettikleri değeri almaları. Bundan dolayı da sizin de vermiş olduğunuz bu destek bizim için çok önemliydi. 20 bin tane arkadaşım benim gibi zor durumlarda. Hayatları zor, yaşamları zor. Siz en refah hayatı hak ediyorsunuz. Evet, yapacak bir şey yok. Bu vatanın öz evlatları olduğunuza inanıyorum. Bizler gizli kahramanlarımız. Evet. Sahipsiz, isimsiz kahramanlar. Öyle evet. Tanımlıyorsunuz kendinizi. Kendimizi öyle tanımıyoruz. Evet. Evet. Bizim için de öylesiniz. Siz de bu sese bir çığlık olduğunuz için 20 bin arkadaşım adına hepinize teşekkür ederim. Babala TV'ye, ilgili yöneticilerine canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bizim adımıza sesini duyacağınız inancıyla yapmış olduğunuz bu yayınlarda da size başarılar diliyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok aciz bir durumdayız ya. Böyle bir saçmalık olur mu abi ya? Sonra sıkıntı çok büyük ya. Kimse kimseye sahip çıkmıyor ya. Hastane köşelerinde süründük. Hastaneden çıktıktan sonra zaten devlet komple bizi unuttu ya. Devlet çabuk unutuyor. Ateş düştüğü yeri yok. Başka kimseyi yakmıyor. Ateş düştüğü yeri yok. Yakar başka bir şey yok evet. 1994 yılında Şırnak Silopi'de PKK terör örgütüyle girdiğim silahlı çatışmada bir gözümü kaybettim. Gazi olmak için başka nelerimi kaybetmeliyim? Gazi sayılmayan vatan evlatlarından Abdullah Yalçın'ın sözleri bunlar. Haliyle hiçbir cevap veremedim. Bir diğer vatan evlatlarından Veysel Ertemel'i de duydunuz. 15 Temmuz'da tırnağa çizilen Gazi, ben kalbimde kurşunla yaşıyorum, Gazi değilim. Ben bu vatanın evladı değil miyim diyor. Madem %40 yaralanma şartını kaldırabiliyordunuz, neden PKK ile çatışırken yaralanan, 30 yıl gazilik ünvanı almak adına mücadele eden insanlar için kaldırmadığınız asıl soru bu. Gazilik tırnağı kopanın hakkıysa, vücuduna 7 kurşun isabet eden, 10 şarapnel parçasıyla yaşayan, metal zehirlenmesinden her geçen gün sağlığı kötüleşen Melikşah Aktaş'ın neden hakkı değil? Bu yapılan gazilik mertebesini siyasileştirmek, terör örgütlerini ayrıştırmak, acıları yarıştırmak değilse bunun adı nedir? Soruyorum. Gaziler muharip ve mağlul olarak ayrılırlar. 15 Temmuz gazileri ve diğer gaziler olarak değil. Vatanı sevmenin bedelini dağlarda ödeyen gencecik delikanlılar, bir de bu bedeli yönetmelikler, prosedürlerle ödüyorlar. Üstelik o genç delikanlılar artık genç diyemeyeceğimiz kadar yaşaldılar. Teröre boyun eğmemiş vatan evlatları, çocuklarının, eşlerinin karşısında boyun büküyorlar. Bu insanlara çocukları, baba sen askerde yaralanmadın mı, neden gazi değilsin diye sorduğunda artık o baba başını kaldırıp çocuğuna iki kelam edebilmeli. Tek istedikleri gazilik ünvanı. Gazi sayılmayanlarla ilgili verilen kanun teklifi yıllardır komisyonda bekliyor. Artık binlerce vatan evladının senelerce geceyi sabah edip beklediği bu kanun teklifi gündeme gelmeli. Bu mevzu çözüme kavuşmalı. Bırak bir uzvunu kaybetmeyi. Bir ay boyunca hastane tavanına bakarak yatmak ne demek bilir misin diye soruyor bana bir gazim. Bilemem belki ama şehit gazi kanıyla kurulan Cumhuriyet'in fertlerinden biri olarak anlamak zorundayım. Bizler o klavyede takır takır vatanperverliğin edebiyatını yaparken ya da kürsüden bağıra çağıra vatan millet naraları atılırken bir asker kolunu bacağını gözünü feda ediyor. Bir anne evladını, bir çocuk babasını kaybediyor. Diyeceğim şu, bu insanların bir tek onurları var. Ha bir de bana mı gazi oldun diyen vatandaşları, kendilerini darp etmeye çalışan otobüs şoförleri ve sadece seçim zamanı ziyarete gelen siyasetçileri var. İstekleri çok net. Kendilerini sosyal medyadan engelleyen değil, samimiyetle dinleyen, çözüm üreten devlet yetkilileri. Sırf karşı çıkmak için değil, çare olmak için konuşan muhalefeti. Ve tabii vefa duygusuna sahip saygılı Türk gençliği. Belki bu sözlerim beyhude bir çabadan öte gidemeyecektir. Kim bilir? Ama mesele güç odağında, makam mevki yolunda vatan evlatlarının mücadelesine, gözyaşına duyarsız kalmakta değil. Asıl mevzu hakikat yolunda adaleti, hakkaniyeti, eşit muameleyi gözetmekte. Yani insan olabilmekte. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve terörle mücadele ederken yaralanıp gazi sayılmayan bu vatanın öz evlatlarını vefayla, saygıyla selamlıyorum. Kar, kış, gece gündüz demeden, terör örgütleriyle mücadele eden, dağlarda uyuyan, vatan nöbeti tutan, hatta şu anda sınır ötesinde Pençekilit operasyonunu icra eden, tüm Mehmetçi'ye sabır, güç, dirayet diliyorum. Her daim güçlüyüz, cesuruz, hazırız diyen Türk komandosu. Ayağınıza taş değmesin. Bu memleket size minnettardır efendim. Saygılarımla.